Çünkü içim yanıyor. Torunumun suçu ne? 10 yaşındaki torunum. Önümüzdeki günlerde doğum günü var. Kızım, baba lütfen işlerini ayarla. Seninle beraber olmak istiyoruz en başta da torunum. Diyor da, nasıl bir seneymiş 2023? Neler yaşadık şöyle bir düşünelim. Ve hala daha bitmedi. Bitemedi bu sene. İçim yanıyor çünkü kutlama içimden gelmiyor. Arkadaşlarım, ben bu kürsüde, bu yaşta, bu zeka seviyesi varken, ajitasyon edebiyatı, yok efendim, duygu sömürüsü yapacak ne niyetim ne de halim var. Almanlar, Ohnmacht diye bir kelimeleri var. Şu andaki dünya halini tasvir edebileceğim bir kelime. Tam tercümesini beceremedim ama şuursuz, bilgisiz, aptalca da değil, çıldırmış, hatta hayvanca içgüdülerin her yerde tekrar ortaya çıktığını görüyorum. Dünyadaki üst aklın, bir üst akıl düşünelim, kendileri küçük olup ama çok büyük güce sahip, insan da demek içinden gelmiyor, insanımsıları kullandığını görüyorum. Ve bunu fark edip de durduramamanın çaresizliğini yaşıyorum. Ve bugün bunları sizlere anlatarak belki içinizden birileri meseleyi benden daha iyi kavrar ve iyi bir şeylere ön ayak olur diye düşünüyorum. Tarihe bakın, çok uzaklara değil, son 100 sene. Birinci, ikinci dünya savaşları. Ekonomik, sosyal, neticesinde siyasi ve askeri sonuçlarına bir bakın, bir karşılaştıralım. Bu geçtiğimiz 10 sene, 15 sene. Bugünkü durumda yeni dünya düzeni, ki bu yeni dünya düzeni hakkında birkaç sene ara sıra aklıma estikçe, gerektiğini hissettikçe, sosyal medyada bazı yayınlarım oluyor. Belki birileriniz izlemiştir. Bu yeni dünya düzeni bana göre dört nala geliyor. Gençken, yani sizlerin yaşındayken, idare edenlerin aynı zamanda üst akılla birlikte hareket ettiklerini sanırdım. Yani bir cumhurbaşkanının, bir başbakanının ülkesi için yaptıklarının planlı, bilinçli olduğunu sanıyorum. Ancak bazılarınız bilir, bir ara kokpite bayağı bir yakın çalıştım. Direksiyonda, dünyada direksiyonda olanların birçoğunun, ki bunda Amerikan başkanından Alman şansölyesine herkes dahil, çoğunun üst akıl olmadığını, aksine üst akıl tarafından idare edildiğini kendi gözlerimle gördüm. Tabii bunlar CZ'den hikayeler olarak düşünün. Çünkü bir şey bildiğimden değil, hissettiğimden değil. Hepimizin tahmin ediyorum bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı ekonomik savaşı artık kaybetti. Tartışılır mı? Her zaman tartışılır ama bence böyle. Ve bundan sonra normal bir sürede de bu savaşı kazanmasına da imkan kalmadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde saysanız 10 tane, 20 tane harika üniversite var. Bunun dışında hiçbir eğitim sistemi, dolayısıyla Ar-Ge vesaire kendi içinde değil, beyin ithal ediyorlar. 100 bin, 150 bin, 200 bin beyin ithal ediyorlar. Öte tarafta Çin'de her sene 600 bin IT'ci çıkıyor. Kısa bir müddet, ama çok kısa bir müddet, tek bir üstünlükleri kaldı. Askeri alan. Ya onu kullanacaklar, yani sıcak savaş, ki bu benim geçen seneler bahsetmeye çalıştığım bir nüfus teorisi diye bir şey vardı, ona da uygun. Çünkü insan nüfusu çok fazla biliyorsunuz. Öyle düşünenler var. Ya da kağıt ve mürekkebi dışında hiçbir değeri kalmayan para birimleriyle birlikte
hegemonyayı teslim edecek. Bir Uzak Doğu Savaşı'na girebilmek için önce Orta Doğu'dan çekilmeleri gerekir. Oraya fokus olmaları lazım. Ama herhalde biraz ilgisi olan bunu duymuştur. 5-6 senedir çekiliyorlar. Fakat gel gör ki daha bu bitmeden bu sefer Avrupa'nın ortasında bir savaşa taraf oldular. Ukrayna'dan bahsediyorum. Fakat onu da bence becerdiler. Bu savaşı daha çok Avrupalıların kucağına bıraktılar, finansmanı, yönetimi. Üstelik bir yandan da işe yaradı, Rusya'nın hem fokusu dağıldı, tamamen meşguliyeti arttı. Üstelik de çok zayıfladı, hakikaten zayıfladı, zayıflamaya devam ediyor. Şu ana kadar üst akıl eğer Çin'le savaşacaksın dediyse uygun. Peki şimdi ne oldu? Bir anda Hamas'ın hakikaten insanlık dışı bir saldırısı oldu. Onu da ayrıca tarih anlatır bize herhalde neden, kim. Ama İsrail tarihten hiçbir ders almadan Amerika'nın 11 Eylül'den sonra yaptığı yanlışları fakat bu kere kendi coğrafyasında yapmaya başladı. Yani hatırlatmak babına Amerika ne yapmıştı 11 Eylül'den sonra? Önce Afganistan'ı belki hatırlamayan vardır gençlerde. Afganistan'ı bombaladılar. Sonra işgal ettiler. Sonra 20 sene sonra utanç verici bir şekilde çıktılar. Irak'ta da aynı şey oldu. Irak'a da girdiler. Ve şu anda Irak paramparça. Netice olarak baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri verdiğinden fazla alamadı. Bir iki şirket hariç. Hatta toplumun büyük bir kısmı da İran'a yöneldi. Şimdi ise son haberleri bilmiyorum. Sabah bakmıştım olarak. İsrail Gazze'yi işgal etti, edecek. Bu arada aklıma başka bir şey geldi ama söylemek doğru mu değil mi bilmiyorum. Şunu düşünüyorum yani. Bir tarafı bombalıyorsunuz ve göçe zorluyorsunuz. Ve buna savaş suçu değil deniyor. Acaba bize isnat edilen suç neydi? Ermeni konusunda. Göçe zorlamak vesaire. Neyse onu karıştırmayayım ben en iyisi. Ama o da dikkatimi çekmiyor değil. Peki Hamas, İslami Cihat, Hizbullah vesaire örgütler yok ki orada sadece. Orada kaybedecek hiçbir şey kalmayan halk var. Ve tarihe şöylece bakıldığında İsrail hükümeti, bakın hükümet diyorum. İsrail hükümeti kendine bir Vietnam yarattı. İşte burada tekrar geriye dönmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi dahil bir takım savaş gemilerini yolladı. Ve bu harekette benim az evvel bahsettiğim teoriye uygun değil. Hani Çin'di? Ne oluyor? Tekrardan Orta Doğu'ya mı geliyor? Yani bakın burada işte çocuklar ölüyor, kadınlar şu falan ajitasyon yapmıyorum. Sadece o apayrı bir mevzu. Sadece işin mantığını sorguluyorum. Tüm bu trajedinin tek fayda göreni varsa herhalde Çin'dir diye düşünüyorum. Yani şu anda avuçlarını sıvazlıyorlar. Ve dikkat edin çok da akıllıca devam ediyorlar. Merak ettiğim üst akıl ve Amerika'yı idare eden insanımsılar hala paralel mi hareket ediyor? Yoksa şu anda idare edenler üst akıl ya da akılsız mı kaldı? Önümüzdeki günlerde hepimiz anlayacağız. Bana göre Amerika çark edecektir. Çünkü benim mantığım öyle diyor. Böyle devam etmez. Ne içeri girerler, ne savaş olur, ne şu olur. Yani çekinmemize gerek yok zaten. Çünkü şeye uymuyor, o mantığa uymuyor. Taraflar o kadar delirmiş ki, sözüm ona entelektüel olması gereken kişiler dayı karşısında geçinen bunlar hayvan diyebiliyor. Gide be kardeşim,
Hayvan değil tabii ki, farz et ki hayvan. Sen ne biçim gaddarsın ki hayvana böyle muamele düşünüyorsun? Türkiye olarak ne utanacak, ne de korkacak, çekinecek hiçbir şeyimiz bana göre. Yeter ki İngilizcesi free spirit, yani özgür ruh ya da serbest ruh nasıl denirse kalalım. Hiçbir ön yargının esiri olmayalım. İşte sen Galatasaraylısın, Fenerlisin, o takım bu takım yapmayalım. Başkalarının değil, kendi kurduğumuz sistemin insanı olalım. Kendi Türkiye sisteminin. Bırakın Allah aşkına CHP'si, AK Partisi. Ali'cim sen de bırak artık. İnatlaşma, hele hele insani bir vasıf olan kibir. Niye bunları söylüyorum? Teorik geliyor ama bizim yeni dünya düzeninde anlatmaya çalıştığım, gelen dört nala gelen yeni dünya düzeninde söz sahibi olmamız için birlikteliğimizin bozulmaması gerekir. En önemli gücümüz odur. Kimseye geçit vermememiz lazım. Çünkü oyun artık çok büyük. Mesela sadece bize hep denir ya Türkiye'yi parçalama falan. Onlar çoktan geçmiş. Mesele o değil. Bakın birkaç gün önce uzaklarda bir ülkenin başkanı Irak ve Suriye'deki harekatımızın, bizim harekatımızın kendi ulusal güvenliğini tehdit etti. Ve bu yüzden de bir uçak gemisi daha konuşlandırmak için izin isteyeceğini söylüyor. Ya şimdi insan sormaz mı? Bir dakika, kimin güven? Kimin ulusal güven? Bizim mi? Yoksa dünyanın bir ucunda sizin mi? Ve burada aramızda olacağını tahmin ettiğim Kürt kardeşlerim. Yani Batı'nın yüzyıllardır biz, hakkım varsa söylemeye, Kürtlere ne kadar kazık attığını nasıl unutabilirsiniz, nasıl görmezden gelirsiniz? Allah aşkınıza biraz tarih okuyun. Yani aynı tuzaklara düşülüyor. Uzaktan biri gelip senin güzel gözlerin için mi sana yardım ediyor Allah aşkınıza? Niçin bu yardım ediyor? Bunu bilmeyecek kadar akılsız mıyız? Bir de bu kendi içimizdeki savaşı bitirmek niye bu kadar zor biliyor musunuz? Ben yaşadım, işin içindeydim değil mi? Ne Türk halkı ne Kürt halkı. Bu iş savaşın her iki tarafta da büyük maddi menfaatleri olan warlords, galiba Türkçesi savaş lordu deniyor. Anlatabildiğim için bilmiyorum. Bunlar yüzünden bitmesi oluyor. Tam bitmek üzere pat biri çomak sokuveriyor. Ama bugünkü Türkiye'de inanılmaz bir siyasi gücünüz var. Kürt kardeşlerime söylüyorum. Bırakıp her şeyi siyasete girin. Bu gücünüzü kullanın. Kimse de size artık siyaseten de haksızlık edemez. Biliyorum. Bu konuşmam çok teorik geldi ama dediklerimizi bir dakika bir düşünün. Ben ümit ediyorum ki Ankara'dakiler de artık pabucun çok pahalı olduğunu görmüşlerdir, anlamışlardır. Çünkü mesele demin dediğim gibi Türkiye'yi bölmek değil. Mesele tüm insanlığı köle yapmaya doğru gidilmektir. Arkadaşlar, dünya tarihinin önemli bir dönüm noktası içine girdik. Kendimi bilemem. Biraz böyle aksakal falan oldum. Ama siz gençler yeni dünyayı göreceksiniz. Yaşayacaksınız. Ve bunun farkındalığını hissedip mesuliyetini de alın. Bu mesuliyeti yüklenin, istirham ediyor. Çünkü top sizde, sizin jenerasyonda. Çünkü torunumun daha şu an için bir suçu yok. Çok teşekkürler. Şimdiden tekrar özür diliyorum.